Sevgili lezzet dostları, Hakan Ağa Mutfağı'na hoş geldiniz. Şimdi incirlerin yavaş yavaş olma vakti. Şöyle daha yeni oluyorlar. Koruk incir ve bunlardan harika, müthiş bir reçel oluyor. Her sene yapıyorum. Gerçekten çok güzel ve bu sene de artık kıvamına geldi. Güzel bir videosunu çekmek istedim. Arkadaşlar çok basit bir reçel ama bir o kadar da lezzetli. Bunları suyun içinde tutuyorum çünkü sütleri var. Gerçekten çok yapışkan. Benim çalışmamı kolaylaştırması ve temizlenmesi açısından bu şekilde suda kalması daha iyi. Hemen başlayalım. Diğer kabımızı da soğutalım. Yapacağımız şey basit. Bu incirlerin şöyle kafalarını koparmak. İncirlerimizin kafalarını temizledik. Şimdi bunları şöyle yer değiştirelim. Bunun da suyunu değiştirelim. Şimdi incirlerde bir işlem daha yapacağız. İncirin ön tarafını kestik. Arka tarafına kürdan vasıtasıyla veyahut da istediğiniz farklı sivri bir şeyle şöyle 3-4 tane delik açın. Bunun gereği incirin içerisine haşlama suyunun iyi girmesi ve içerisinin iyi haşlanması ve dahi sonra da şerbetini çok daha iyi emmesidir. Evet, incirlerimizin ön hazırlık kısmı bitti. Şimdi bunları güzel bir haşlamaya alacağız, güzel bir kaynatacağız. Şöyle geniş bir tencerede suyumuzu aldık. Altını yakıyoruz. İncirlerimizi içine atıyoruz. Evet. Kapağını kapatıyoruz. İncirler güzelce yumuşayana kadar bunu iyice bir kaynatacağız. Kaynayan incirlerimize bir bakalım şöyle. Evet. İncirler dibe çökmüş. Sularını güzel bir emmişler. Güzel de bir haşlanmışlar. Şimdi bunu kapatıyorum arkadaşlar. Bu arkadaşları hemen süzüp soğuk suya alıp şokluyorum. İncirlerimizi kaynattık ve soğuttuk. Şimdi arkadaşlar bunların içerisindeki suyu almamız gerekiyor. Bu konuda biraz dikkat istiyorum. Şöyle avucunuzun tamamını aynı anda bastırarak içindeki suyu şu şekilde alın. Zira çok rahat parçalanıyor. Pek formunun bozulmasını istemiyorum ama alabildiğiniz kadar suyu da alın. Şu şekilde. Buruşmasına bakmayın. Bu şekilde buruşmuş olan incirin şerbetle beraber kaynadıktan sonra suyun yerine şerbeti çekecektir. Tekrar bakalım şu şekilde. Şöyle suyunu alın. Evet, gördüğünüz gibi. Şöyle buruş oluyor. İki elinizle, iki parmağınızla yapmaya kalkarsanız da inanın bana pek hoş bir sonuç olmuyor. İncir direkt dağılıyor, parçalanıyor. Evet. Şöyle. Her tarafından eşit şekilde sıkarak bu işi yapın. İncirlerimizi sıktık. Şimdi şerbetimizi hazırlayalım. 1,5 kilo şeker ve 1 litre sudan hazırlayacağız şerbetimizi. Altını yakalım şerbetimizin. Evet. Şöyle önce güzel bir karıştıralım. Sonra bu arkadaşı kaynamaya bırakalım. Şerbetimiz 10 dakika kaynadıktan sonra şöyle incirlerimizi de verdik. Evet. Şimdi şöyle şerbet kıvamını alana kadar ve incirler de şerbeti güzel çekene kadar kaynayacak arkadaşlar. Şimdi bunu kaynamaya bırakalım. Evet dostlar, reçelimizin sonuna yaklaşıyoruz. Şöyle içinden bir numune aldım ve soğuttum akışkanlığını görebilmek için. Gördüğünüz gibi gayet güzel akışkanlığı, viskozitesi gayet güzel. Bal kıvamına yakın. Bu soğudukça iyice reçel kıvamını alacak. Bu da bizim reçelimizin sonuna yaklaştığımız anlamına geliyor. Şimdi şöyle açalım. Şöyle bu arkadaşın içerisine birkaç damla limon suyu. Böylece ileride şekerlenmesini engelleyeceğiz. Evet. Şöyle güzel parlak görünebilmesi için de şöyle şu kadarcık bir tereyağı. Bu arkadaşı bir karıştıralım. Tereyağı eriyip güzelce bir yayılana kadar bunu tekrar kaynatacağız. Daha sonra kavanozlarımızı alacağız. Tereyağından sonra şöyle bir 5 dakika daha kaynadı. Evet, artık reçelimiz kavanozlanmaya hazırdır. Şöyle altını kapatalım ve kavanozlayacağımız yere doğru alalım. Şöyle tenceremizi kenara alalım. Sıcak sıcak. Harika. Şimdi bu arkadaşı mümkün mertebe sıcak ve kaynar vaziyette kavanozlara koymamız lazım ki vakum etkisi yapsın. Başlayalım. Evet. Kavanozumuzun biri hazır. Şöyle sıkı sıkı kapatıp tersini çevirelim. Diğerlerini de kavanozlamaya devam edelim. Evet lezzet dostları, reçellerimiz hazırdır. 1 kilo koruk incir, yani yeşil ham incir, 1,5 kilo şeker ve 1 litre sudan yapmış olduğumuz incir reçelimiz yaklaşık 2,5 kilo civarlarında çıktı. 4 kavanoz reçelim var. Daha önce denediğim bir lezzet. Yalnız hassas pişirme noktaları olduğu için çekmeye cesaret edemediğim ve ancak lezzetini oturtup videosunu çektiğim bir lezzet. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum ama bir uyarım var. Arkadaşlar, 1 ya da 2 hafta içerisinde incirler olgunlaşmaya başlayacak ve bu tadı, bu lezzeti alamayacaksınız. Bilginiz olsun. Toplayın ve yapın. Kendinize çok iyi bakın. Lezzetle kalın. Tariflerimi denemeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Hoşça kalın.